Mezhepsel farklılıkların provoke edilmesi sonucu 19-26 Aralık 1978 tarihleri arasında yaşanan ve Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götüren sürecin önemli dönemeçlerinden biri olan Maraş katliamının üzerinden 43 yıl geçti. Hatırlanacak olursa 19 Aralık 1978 gecesi Maraş'ta Çiçek Sineması bombalanması provokasyonuyla şehirde bilinçli olarak tırmandırılan Alevi-Sünni gerginliği Alevilere yönelik saldırılara dönüştürülmüş ve ülke tarihinin en kanlı katliamlarından biri olan Maraş katliamı yaşanmıştı. Yaşanan bu elim olay bugün bastırılışının yıl dönümünde Eskişehir Demokrasi Güçleri isimli bir sivil toplum örgütünün adalarda bir araya gelmesiyle anıldı. 23 Aralık'ta polis halk çatışmasının önlenmesi adı altında kentteki bütün polislerin geri çekilmesi sonrasında 24 Aralık'ta çevre il ve ilçelerden getirilen silahlı faşist grupların takviyesiyle Alevilerin yaşadığı mahallelerde acımasız bir katliam gerçekleşmiştir. Maraş'ta insanlar, kadın, çocuk, genç, yaşlı, hamile, hasta, yaralı ayrımı yapmaksızın devletin gözü önünde göz göre göre katledilmiştir. Ancak 26 Aralık'ta durdurulan saldırıların resmi olarak 111 kişi hayatını kaybetmiştir. Yüzlerce kişi yaralanmıştır. Katliamın sonrasında binlerce Alevi Maraş'ı terk etmek zorunda kalırken katliamın sorumluları göstermelik olarak yargılanmış gibi yapılarak ülke tarihinde karanlık bir leke olarak kalan katliamın üzeri örtülmüştür.